Günaydın. Bugün size stüdyodan sesleniyorum ve bu videomuz stüdyoda geçirdiğimiz bir günümüz olacak. Aslında özellikle planlamadım ama salı gününe denk geldi. Salı günü de Safiye burada kaş yapıyor, ümü kirpik yapıyor falan. Bugün böyle birazcık da karışık karışık bir günümüz. Şimdi ben böyle şu saçta geldim. Şimdi kuaföre ineceğim. Ondan sonra size böyle bir gün içinde neler yapıyoruz, neler yiyoruz, neler dinliyoruz falan, aramızdaki ufak şakalaşmalar falan, hepsini böyle yansıtmaya çalışacağız. Gelemeyenler için de böyle küçük bir video olacak. Evet. Şimdi kuaföre gidiyorum. Aşağıya. Aşağıda Oktay kuaför var. Caddenin böyle 40 yıllık falan bir kuaförü. Gerçekten çok başarılılar bu arada. Bize gelince oraya da bakabilirsiniz. Kuaförümüz evet çektik. Güzel. Ne oldu ki? Küçük kargodan bir şeyler geldi. Ben de geldim işte. Ay senin gözlerinde bir şeyler olmuş. Gözlerim eyeliner belli ama. Bağlam da şahane çekti. Ben yalnız şey diyeceğim, sana böyle makyaj çok yakışıyormuş. Vallahi. Evet. Ne ilk defa yaptın? Bayağı yakışmış. Eyeliner çekelim dedi ama ağlamış sonra. Ağladım. Niye ağlıyorsun? Şey alerji, gözlerim aktı. Çok güzelmiş. Bayağı iyi olmuş. Fezi bize palet ısmarladı. Bakın hediyesi. Fondötenler falan için. Çok iyi. Fezi'ye buradan teşekkür ediyoruz ailece. Teşekkürler Fezi. Şimdi size içerileri göstereceğim. Size Tropico'da mı göstermiş miyim? Aslında 36 bin defa gösterdiğimi düşünüyorum ama yine göstereyim. Şu an makyajım yok. Burada genelde gece gündüz makyaj yapıyoruz. İşte genelde ekspreste gelini buraya almıyoruz. Burada normal gece makyajını da yapıyoruz. Ve burada ekspres makyaj yapıyoruz ve kızlar ekspres yapıyor. Cennete bakalım mesela ne yapıyormuş. Bir şeyler yapıştırmış yüzüne bakayım. Bağnam bu da makyaj yapıyor kendine. Şimdi ben bu bandı yapıştırdım, bana şey yapmasınlar. En sevdiğim. Hala. Bu bandı yapıştırdım diye bana sallamayın. Bugün canım bandı yapıştırmak istediği için yapmıyorum. Yoksa hiç yapmıyorsun. Konsilerlerimizi göstereyim size. Genelde Tarte kullanıyoruz. Bu da Tarte'in yeni çıkan konsiler. Mesela Kylie'lerimiz var. Şurada... Too Faced, Born This Way. Bunun ben fondötenini bu arada çok seviyorum. Biliyorsunuz burada da fondöteni var. Şöyle neredeyse aynı boyda bir concealer çıkarmışlar ve sürüşü falan inanılmaz iyi. Ama bence Shape Tape'den çok daha iyi değil ama yine güzel. Paletlerimiz burada böyle sergiliyoruz. Zaten bu Pat McGrath'ı anlatmama gerek yok muhtemelen. Bu Becca'mız. Bu böyle avruklarımız var. Böyle. Moroccan Spice. Bu da Murphy. Hourglass. Marfelerimiz var. İçeride de sergilediğimiz şu stilaları biliyorsunuzdur belki. Bunlar da likit göz farları. Burada Pat McGrath bir fırçamız var. Bunları sergiliyoruz, dokunamadık da. Fondötenlerimizde Born This Way'i çok seviyorum ben. Mesela Marc Jacobs var. Yine Marc Jacobs. Bir tanesi diğerine göre daha kapatıcılığı değişken. Kirpiklerimiz var. Yine burada paletlerimiz. Şurada Marc Jacobs bazımız ve bu çok beğendiğim Drew Drops diye bir aydınlatıcısı var. Yine Kat Von D fondöten kullanıyoruz arada. Bu biraz fazla kapatıcı. Daha problemli ciltler için. Bu da Dior. Bu da Janet'in favorisi. Dior fondötenler. Şunlara ben özellikle bayılıyorum. Bunlar da Tarte'ın koleksiyon fırçaları. Bunları tabii kullanmıyorum. Yani şey, değişik şıklıkta çünkü. Bir de size bunu göstereceğim. Bu da Pat McGrath'in yeni highlighter'ı. Bir kısmı, yani bir tarafı highlighter.
bir tarafıysa balm. Yani aslında bunu mu sürüp üzerine sürüyorsun? Bunu sürüyorsun ve üzerine onu yapıştırıyorsun ve direkt şey oluyor, aynen. Highlighter'ınız uzaydan gözüküyor. Uzaydan gözüküyor. Şu Anastasia'nın Liquid Glow'u falan var. Burada MAC ve NARS'larımız var. Kirpiklerimiz var. Şurada yine MAC NARS var. Şöyle gösterebildiğim kısımlardan gösteriyorum. Bunlar da geliyor işte. Gelmeyin diyorum, geliyorlar. Sen bir şey mi sürdün yüzüne bir? İşte Safiye de bizim bütün malzemeleri bitirdi. Makyaj malzemelerimiz gelip burada. Yalnız bir şey diyeceğim, makyaj acayip oldu sana. Bak bir de 2 dakikalık yapıldı. Sana yani böyle sana böyle bir vamp bir vlogumuzda verdi. Da ben yer alırım. Aynen. Sadece sen çekersin. Safiye de burada kaş bıyık alıyor. Şöyle iple. Burada kaş yapıyor. İşte dudak yapıyor. Kalıcı makyaj yani. Kirpik. Şey, eyeliner, lifting, ipek sana, kirpik. Anneannem bedava mezar bulsa girecek. Geçen gün gelmiş. Benim şöyle kaşlarım falan. Bu arada benim kaşlarımı yaptı Safiye, bakın. Şimdi rengi yavaş yavaş azalıyor. Yani ben azalacağını umuyorum. Kaşlarım gerçekten çok güzel oldu. Benim kaşlarım inceydi. Şurada bu arada şurada kimi zaman video çekiyorum. Bakın perdemiz falan var. Buraya sandalye koyuyoruz falan. Burada video çekiyoruz. Yani dediğim gibi burası aslında bizim gelin odamız. Biz burada gelinlere değişik deneyimler yaşadık. Burada işte böyle kutlama yapabiliyorsunuz. İstediğiniz yemek, istediğiniz içecek, her şeyi burada bir kutlama tadında düğününüz öncesi, nikahınız öncesi burada kız kıza veya işte neyse yapabilirsiniz. Bu oda tamamen size ait oluyor. Safiye'nin geldiği günler sadece burayı Safiye'ye ayırıyoruz. Gelinle ilgili zaten konuşmuştum, gelin makyajıyla alakalı. Şey yani size özel böyle ayrıcalıklı hizmetlerimiz var, işte cilt bakımı falan gibi. Ve yine dediğim gibi bu odayı tamamen size özel hazırlamak gibi. Burada ekspres makyajımız genelde ya kendimize ya da ekspres aldığımız yerler. Banyomuz. Burada ben. Aç kapıyı geri çevirelim. Telefon kılıbım. Tam mı çalıyordun? Kurabiye yedim. İçime girmiş. Bunları almam gerekiyor. Bunu bana yapmış Selin. Evet, şimdi Banu abla lifting yapılıyor. Banu abla kamera odasın şu an, o yüzden ona göre istersen. Gerçekten buradan görüntü iğrenç. Küçük böyle mutasyona uğramış gözlere benziyor. Ama sonra çok güzel oluyor. Sanki böyle canın acıyor değil mi bakınca? O kadar... Kirpin kıvrıldığını görünce. O kadar rahatım ki. Evet, sen hiç hissetmiyorsun tabii. Hiç, tam tersi kirpik diplerim o kadar tatlı bir kaşıntı içindeki. Ümran çünkü sürekli soruyor. Bana ablacan, hayır tekrar hiçbir şey yok. Tekrar temasını engelliyorum. Havayla teması kestik bana abla. Evet, yine karanlık. Aynen. Evet. Bakalım diğer yerlerde neler oluyor. Cennet randevu da. Size salonumu zaten göstermiştim. Bakın anneanneme kurabiye yaptırdım. Tarçınlı falan onları buraya koyduk. Şöyle tekrar yerimizi göstereyim. Şurası Kızılkayalar Bağdat Caddesi'nde hemen karşısındayız. Bu arada burada da böyle makyaj malzemelerimiz var. Fezi geçen gün bunda düştü. Salıncak biraz tehlikeli bazen. Bakın buranın. Bayağı yemek kokmuş burası. Ay. Yemekteyiz de bugün Burcu Hanım'ın evindeyiz. Burcu Hanım, bugün neler yapacaksınız misafirlerinizle? Kısır yapıyorum. Kısır. Bu kokuya asla hayır diyemem.
Burcu'yu da sizi tanıştırmadım. Burcu yeni geldi. Aslında yeni değil ama hani ondan önce tanışmışlardı herkesle. Burada ne var? İnce bulgurumuz var. Bulgurumuz var. Anneme tehdit ve şantajla yaptırdığım kek. Kurabiyeler. Burası mutfağımız bu arada. Mutfağı hiç göstermemiş olabilirim ama. Ve gerçekten kısır yapılıyor şu an. Burcu çok iyi yemek yapıyor. Burada hiç istemese de yemek yapıyor bize. Yapacağım, severek yapıyorum. Ay minnoş. Burcu tam bir minnoş zaten. Geçen gün buraya falcı çağırdık. Anlatsana Burcu neler oldu. Yani falcı geldi. Seni mahvetti gitti. Bence tüm ekip harika oldu değil mi Burcu? Aynen öyle. Bayağı iyi oldu. Böyle burada yani gün falan yapıyor. Fena. Sürekli yemek yiyen. Özellikle Burcu Cennet'le falan çok uğraşıyor ama çok komik. Ve sürekli böyle yemek yapıyoruz işte. Yemek yiyoruz. Arada bir makyaj yapıyoruz. falan. Böyle yani. Mutfak kısmı da Burcu'da. Tanımış oldunuz. Şimdi içerilere gidelim. Burcu görüşürüz. Görüşürüz. Anneannem gelecek. Hazır olun. Kendinizi hazırlayın. Cennet sen de bana makyaj yapar. Şey yapalım mı internetten? Anket yapalım. Sana bugün nasıl makyaj yapacağım? Evet, geçen gün tutuyorum. Reklam bitmeler burada. Ama bir şey diyeceğim, o şey yapmış. Bayağı makyaj. Nereme ne? Ne şeyden yapmış. Kirpiklerimiz geldi ve bir sürü ve de bir sürü. Şunların güzelliği yani Banu abla teknelerin doğallığına bak. Bayıldım. Bayıldım. Acayip kaliteli. Bu arada ben yine bahsetmiştim. Gerçekten böyle kirpiklerde falan işte böyle gerçekten yerli markalarla Banu abla çalışmak lazım. İnanılmaz iyi. Şuna bakar mısınız? Deli gibi saçma sapan markalar alıyoruz. Pek şu benlik ama. Çok güzel. Natürel bir görüntü için tamam, ihtiyacım. Aynen. Hemen. Günlük bir makyaja takarsın bana. Çok güzel. Bayıldık. SGS Kozmetik diye işte zaten Instagram'da ararsanız bulursunuz. Artık bizim kirpiklerimiz de bu. Ha, bu arada hani kardeşlerimin en çok kullandığı şey model var ya. Sana yarın makyaj yapıyorum o zaman. Tamam. Full arabik. Tamam anlaştık, ona göre giyineyim. Full arabik. Tamam anlaştık. Bütün salonu Marrakeş yaptım ama bakın kim ilgi çekiyor. Bakayım. O ne? Bakın o ne anneanne kamera. Anneanneciğim. Canım bir tane. Sen mi geldin? Bir şeyler atmaya mı geldin? Hı? Bir şeyler atmaya mı geldin mesela anne? Zaten sen bu köşede biraz fazla oyalandın. Hı? Bu köşede biraz fazla oyalandın. Sana çekmemek için. Ha, bir şey atmadın yani. Utanıyor musun sen biraz kameradan? Hı? Anneannem geldi. Şimdi biz anneannemin anneanne kaşlarını... Evet. Anneannemin durun göstereyim bir dakika. Anneannemin kaşlarını Safiye yapmıştı. Şimdi rötuşa geldi anneannem. Ay anneanne çok şıksın. Öyle mi? Vallahi çantanla falan. Çok şıksın gerçekten. Şimdi. O ne Allah aşkına? Tamam kapatıyorum. Özel bir şey mi söyleyeceksin? Evet. O ne? Akbilim. Siz olur muyum evlat? Safiye'nin iliğinden, kemiğinden sömürme partına hoş geldiniz. Şimdi anneannem kaşlarını yaptırdıktan sonra size bana geldi ve ben de gün kirpik lifting yaptıracağım. Ay sapık gibi ya, sürekli biri kalkıyor biri yatıyor ama hep çalışan ya da hani aile dostu falan. Ay çok sıcak burası ha. Ne oldu? Klima maçı yani. Biraz klima sanıyorlar. Şimdi kirpiklerimi göreceksiniz bakın. Böyle ya şu an. Ben çekiyorum kendimi. Bence çekemiyorsun. Çekiyorum bak. Ağzını çekiyorsun. Ama çekmeye basmışım değil mi? Hı hı. Şu an keratin... Bu keratine değil mi ama? Hı hı. Kokuyor galiba biraz. Evet. Neyse. Çok güzel oldu. İnanılmaz havalandı. Aç bakalım. Her salı bekliyoruz.
değil mi Safiş? Gün keyfini de çekeyim. Annem, Mayabel Hanım, üst komşumuz. Biz gündeyiz. Bugün şey... Gün var burada, aynen. Liftingim çok güzel oldu. Müşra yapacak artık lifting. Artık liftingi Müşra'ya alıyoruz. Böyle sadece kendime bakarım. Şimdi liftingden sonra böyle gözünüze makyaj, hani kirpiğinize dokunamıyorsunuz. Gözünüze de makyaj yapmamak lazım, hani çıkarırken sorun olmaması adına. O yüzden sadece böyle telime bir şeyler sürün. Telime dokunacak Cennet. Dişindeki yeşillik hiç gitmeyecek gibi. Yorarmış. Orada filizlenirmiş o. Banu abla, Mac'den fırça temizleyici almamız lazım. Yalnız çok iyi bir şey oluyor. Kekliklerim. Ben o seni içeriden güldüğünde değerli gibi gülüyor. Fark ettin mi? Gül bak. Ya bir şey diyeceğim. Bugün aslında makyaj da yaptık ama çekemedim. Çünkü zaten fotoğraf bile çektirmedi o kız, değil mi? Fotoğraf çektirmedi o kız. Her arada videoyu hiç çekemedim. Safiye'yle bir sürü kaşmaş yaptı. Lifting dudak yaptı. Ben onları da çekmedim. Rahatsız edemedim sanki insanları, bilmiyorum ki. Şu an mesela içeride kaş oluyor galiba. Kameramla böyle... Gidemedim yani. Siz beni izleyin o zaman sadece. Fondöteni getirirsen fondöteni bitmiş. Bitmiş mi? Neyse be. Getiririm bir tane daha evden. Armani'mi getireyim buraya. Maestro mu? Şey, Power Fabric. Çok iyi ya. Böyle bir gün gülerken kalp krizi geçirip ölmüşüm yaşıyorum. Yaşlandım. Ya da... falan diye. Çok iyi oldu böyle. Çok iyi oldu. Ben gerçekten... Benim dudağımın üçüncü bir tuşu daha varmış bu arada. Yani ben şu an... Neyse biz öyle ten yapıyoruz işte. Benim kirpiklerim... Allah sinirin var. Akmış mı? Ne bileyim. Babası botoks parası vermiyormuş Dile'ye. Bir dakika, sakin ol. Hiçbir şey, ay, bir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Bugün niye seninki? Yüreğime indi. Hiçbir kabı yok. Kırılmadı. Bu da felaket anında belirenler var ya. Telefonum demin yüzüstü düştü. Ay. Telefonu şarjı takmıyorum. Şimdi bir günümüzü izlediniz ama bence bugün size yetmedi. O yüzden ben yarını da çekmeye karar verdim. Bugünü böyle kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Böyle koydum. Bugün yeni bir gün. Fakat ben güne saat 5'te başladım. İyi oldu. Ne oldu? Siz yapmıyor musunuz lifting? Yapacağız. Liftingçimiz ayağımıza geldi. Bugün... Biraz geç başladım çünkü hayata geç başlamak zorunda kaldım. Buraya geldiğimden itibaren burada bir tempo vardı. Biraz yoğundu falan filan. Kamerayı elime alamadım ki bugünkü misafirlerimizle pek kamera istemediler. Fotoğraf bile çekmedik aslında. Niye böyle denk geldi? Benim blog çektiğim... Ben ağlayayım mı şimdi? Ben yani bebek gibi makyaj, bebek gibi makyaj yaptık ve... Çekemedi gelini. Bugün bile. Bir gelinimiz vardı ama fotoğraf çekemedik. Ama çok güzeldi gerçekten. Birkaç makyajımız daha vardı. Bir tanesinin fotoğrafı var gerçi. Ama ben gerçekten video çekerken böyle odaya dalıp da ne yapıyorsunuz falan diye çekemiyorum zaten. Çekemeyiz zaten. Büyük ihtimalle... Zaten herkes odalarında çok kendi özelliklerinde hazırlandıkları için... Öyle bir dahil olamıyorum ama size bir şey söylemeye geldim. Büşra, burada Büşra. Şu an çıkmak istemiyorum. Çok kötü. Büşra artık lifting yapmaya başladı ve çok güzel lifting yapıyor. Benim de dün gözümde gördüğünüz gibi böyle. 12 Ağustos'a kadar bir kampanya yaptık ve artık Büşra, normalde biz sadece salı günleri yapıyorduk liftingi. Artık her gün lifting yapacağız. Daha sonra da zaten herkes yapmaya başlayacak liftingi muhtemelen. İpek ipi de öyle. Şu anda inanılmaz telefonlarımız kilitlendi. Susmuyorlar. Şimdi kampanya yaptık. Normalde kirpik liftingimiz 350 TL ama 12 Ağustos'ta kadar 250 TL'ye çektik. Belki de o tarihi uzatabiliriz. Şu an belli değil, böyle birazcık talebe göre olacak.
O yüzden sabahtan beri aslında hep onunla uğraşıyordum. Biraz fazla randevu geldi lifting için. Aynı zamanda size bir şeyden daha bahsedeceğim. Hazır stüdyodayım. Eylül'de, 5 Eylül'de eğitimlerimiz başlıyor, makyaj derslerimiz. Ve haftanın 3 günü makyaj derslerimiz var. Banu abladan makyaj dersi almak isterseniz, Banu abla full look eğitimi veriyor. Yani bütün surat için makyaj eğitimi veriyor. Huşa ve Cennet'te bölgesel eğitimler veriyor. Sadece kaş, sadece eyeliner, sadece dudak, takma kirpik dersi, kontür dersi, ten makyajı vesaire. Onların da böyle yarım saatlik eğitimleri olacak. Hatta size şöyle bahsetmişken tam bahsedeyim. Banu ablanın birebir eğitimi de var bu arada. Çok özellikle talep ederseniz kızlardan da birebir eğitim alabilirsiniz. Workshoplarımız dediğim gibi haftanın 3 günü minimum 4, maksimum 6 kişi alıyoruz. Farklı looklar öğretecek Banu abla. Onun 60 dakika dersi. Fiyatı da 350 TL olarak karar verdik. Bölgesel eğitimlerimiz var. Kızların işte dediğim gibi 30 dakikalık böyle hızlı ve tek bölgeye odaklandık. Sadece mesela eyeliner çekme öğrettikleri küçük eğitimler 200 TL. 5 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Derslerimiz günlük var. Günlük makyaj, gece makyajı, smokey eye, ondan sonra gündüzden geceye çevirme, ten makyajı yani ışıltılı ten, strobing makyajı, gelin makyajı var Banu ablanın. Cennet'te Büşra'nın takma kirpik, kontür, dudak kaş, blending ve eyeliner eğitimleri var. Aynı zamanda birebir eğitim almak isterseniz 90 dakika diye karar verdik. 500 lira birebir derslerimiz. Tüm derslerde tabii ki yani özellikle Banu ablanın derslerinde kendi yüzünüze göre kullanmanız gerekenleri özellikle size önerilerde bulunuyoruz. Bana kalırsa çok faydalı olacak herkes için. Ben bile katılmayı düşünüyorum. O yüzden 5 Eylül'den itibaren başlıyoruz. 5 Eylül'de Banu ablanın gündüz gece eğitimleri başlayacak. En kısa sürede zaten Instagram'dan duyuracağım. Aynı zamanda web sitesine de gireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü gerçekten face chartlarımız onlar bunlar. Gerçekten hazırlandık yani. Ve Eylül'e bomba gibi gibi düşünüyoruz. Ne arıyorsun? Çok yorgunum. Yani bugün böyle bir gerizekalı gibi bakıyorum etrafa. Böyle falan bakıyorum. Çünkü sabahtan beri bilgisayarla bir şeyler yapıyorum. Ya da telefonda bir şeyler yapıyorum falan. Bu aralar çok yorgun galiba ya. Bu aralar yani. Bu sadece bugün değil. Bu aralar değişik şeyler oluyor bana. Böyle yorgunum, çok kafam dolu falan. Ve bir sürekli bir şeyle uğraşıyorum ve sürekli bir şey çıkıyor ve onu çözmeye çalışıyorum. Her daim bir şey çözmeye çalışıyorum falan. Bu da tabii benim biraz psikolojimle oynuyor ama idare ediyorum. Güzel gidiyorum yani. Şu ana kadar stüdyo gerçekten çok güzel gidiyor. O yüzden memnunum, mutluyum. Buraya geliyorlar, tanışıyoruz. Çok güzel geçiyor. Bugün onu dediğim gibi makyajları çekemedim, kusura bakmayın ama size böyle bir ayaküstü neler yaptığımı gösterdim. Birazdan annemden gelecek. Kuzenim üniversiteyi kazandı. Oğlum biraz gelecek eğitim hayatıyla ilgili biraz istişare yapacağız. Öyle. Devam ediyoruz. Hello. Gün savaşları tüm zile devam ediyor. Bu zaman hala kızırıyorum dünden beri. Şimdi Büşra lifting yapıyor. Burcu mumya gibi yat. İstersen biraz ağzını açabilirim şöyle. Ben bayağı bir sarıp sarmalamışım Burcu. Bak gün savaşları demiştim. Ben de kızır yiyorum. Ay sen bayılmış Burcu. Ses çıkmadığına göre. Nasıl hissediyorsun? Bir değişiklik hissetmiyor musun kendini? Anneannenin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Ben kurabiyelere uyumum. Yani sadece onun ağzını falan kapatmakla şey değil yani. Oradan alacağını. Geldikleri gibi gidiyorlar görüyorsunuz. Nasıl geldiler söyle. Bu arada liftingini bir gösterelim Burcu'nun, dur. Bir dakika. Ama bir önce sonrasını göster. Evet. Çok çok iyi, güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Böyle bir mükemmel nasıl bakıyor. Bu öncesi. Kurbanlık koyun. Bakın bu da sonrası. Tabii bunlar ayrılacak ilaçtan sonra. Tabii 24 saat bir şey süremiyorsun. Maskaraydı, yüzünü suydu. Yüzünü yıkamıyorsun. Sabah kalktığında şöyle yapıyorsun. Aynen. O kadar bozulması. Aynen. Bak hepimiz liftinglendik. Evet. Hepimiz liftingliyiz bu arada. İyi o zaman hadi bakalım. Siz beni bırakın gidin. Bırakmayalım. Siz beni bırakın gidin tabii. Yolunuz uzundur sizin. Ben git. Banu abla özellikle Schengen'le giriyor evinin oraya. Vizem var benim. Ama ben sen evde olsam hala da gitmedim. Burada kalırım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bekar olsam kalırım. Siz ailecek gelin burada, ne olacak? İki tane çocuğum var benim. Yoksa gelir kalırdım ki.
Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz. İyi akşamlar. Gittiler vallahi. Bugün tabela taktırdım. Tabii siz şimdi buradan görmüyorsunuz ama böyle ledli ve renkleri falan çok güzel oldu. Hala make-up studio yazıyor. Direkt böyle caddeye bakıyor. Yansın şu renklerde birazcık. Hüzünlüyüm şu an. Niye böyle oldu? Herkes gitti diye mi hüzünlendim? Bu arada bana son videomda inanılmaz giydirmişsiniz. Böyle şeyler aslında yani normal hayatımı şey, olağan hayatımı etkiliyor ya. Üzülüyorum yani. Böyle kendimi doğru yansıtamadığım zamanlarda hani şey oluyorum. Hani ne yaptım ki böyle anladılar falan diyorum. Bozuluyorum falan ama bir yandan da herkese nasıl kendimi doğru tanıtabilirim ki yani çok zor bir şey. İlla seni yanlış anlayacak insanlar olacak yani. Yapacak bir şey yok ya. Birileri işte şey yazmıştı. Gerçi Instagram'dan da söylemiştim ama işte o kadar asabisin ki gözün seyirmiş bütün videoda demişler. Asabilikten gözüm seyirecek hale gelmedim çok şükür. Henüz değil yani. O yüzden seyirmiyor. Benim gözüm seyiriyor konuşurken. Ciddi bir mesele falan konuşurken hep böyle yaparım ben. Kaldı ki işte öyle de oldu. Orada konuştuğum mevzular biraz şey ya. Ciddi konularda aslında bakmayın yani. Arkadaşlarım falan benim için çok önemlidir çünkü. Bir de işte aile mevzuları falan girince işin içine şey oğlum ciddi konuşmam gerekti. Bazı şey falan demişti. O eski mütevazi hala nerede falan demişti. Anlamadım ki ben ne yaptığımı. Sadece hani bir insanın zaten kendini anlattığı bir video yeterince çirkin bir şey. İnsan niye kendini anlatır ki yani değil mi? Ben böyleyimdir falan. Bana ne? Ama herkes yapıyor diye yaptım yani. Yoksa benim de çok hoşuma giden bir şey değil. Hobilerimi, fobilerimi falan saymak falan. Yaptım yani öyle bir şey. Ve hoşunuza gitmedi anladığım kadarıyla. Çok egoist falan buldunuz. Bir daha yapmayacağım böyle bir şey. Siz her vlog çek diyorsunuz bana yani. Sen lütfen bu işlere girme diyorsunuz. Öyle diyorsun diyorsunuz. Okey. O zaman ben vlogla devam edeceğim. Ne yapayım? Tamam. Annemleri bekliyorum ya. Biraz açım bir de. Aslında aç falan değilim. Öküzü bir yedim sürekli. İçeriden saçma sapan tatlılar falan yiyorum. Buraya biz bayağı gün haline getirdik. Üst komşum falan geliyor buraya işte böyle çay mı içiyoruz. Çok komik ya. Bayağı sevdim ben bu esnaflık işini. Sevdim yani şu an. Gelenimi gidenimin olması falan çok iyi. Adresim falan belli yani. İnsanlar geliyor diyor ya. Sevdim bayağı. Logo mogo. Kalkacağız bu işin altından değil mi ya? Kalkarız gibi sanki. Ne diyorsunuz bilmiyorum ki. Ben böyle şeyim. Biraz gerginim işte. Ama ekip o kadar iyi ki yani. Birlikte çalıştığım insanlar ve bunu izleyen Ertu bile. Herkes çok iyi. O yüzden bir yanımda diyor ki yani mümkün değil. Mümkün değil diyor bir yanım. Bir yanımda diyor ki her işte risk vardır diyor. İşte üzülüyorum ya. Sadece kendimi yanlış lanse ettiğim zamanlarda üzülüyorum. O gün bana çok cehennem gibi geçti mesela o videoyu koyduğum ertesi günü. O kadar yanlış göstermişim ki kendimi ve öyle anlamanıza üzüldüm. Ve nasıl gösterdiğimi bile anlayamadım. Ama üzüldüm inşallah öyle kalmaz hafızanızda. Bu arada ben süslü sözlük falan okuyorum. Çoğu zaman böylenin kötü yorumlara falan bile ha hakikaten ha falan dediğim oluyor mesela. Genellikle ama çok kötü yorum yapmıyorlar. Yani kötü bir şey yok çok şükür ama işte son videodan sonra biraz itici gelmişim demek ki bazı insanlara. İstemeden olmuş. İşte bir tane birisi şey yazmış. Pervane fobin var mı? Yok onu yorum mu yazmışlardı ya? Ya yorum olarak attı ya da süslü sözle yazmış bilmiyorum. Pervane fobim varsa pervaneye bakma yani. Bunu burada ne anlatıyorsun falan ne kadar bomboş bir içerik falan yazmış. Ben anlamadım. İyi de YouTube'da herkes bunu yapıyor. Siz ne bekliyorsunuz ki yani? Alo. İyi stüdyodayım sen. Tamam. Hadi bye. Neyse nerede kalmıştım? Şey işte yani hani bakma demişler. Ben şeyi anlamadım ya ben içerik hani içerik üretebilen biri değilim. Ya aslında ya evet üretebilen biri değilim gerçekten. Yani benden çekmemi ve benimle alakalı ne merak ediyorsunuz bilmiyorum yani. Ona göre ilerleyebiliriz ama hani böyle insanlar çekiyordu. Ben de mi çeksem dedim. Demek ki çekmemem gerekiyormuş. Çünkü bunun bomboş bir içerik olduğunu düşünenler olmuş.
demek bir daha olmayacak böyle bir şey. Ben zaten kendimi anlatmayı çok, yani kendimi anlatmayı tercih etmemiştim. Kendinden bir şeyler bulabilir insanlar diye düşünmüştüm. Hani böyle absürt. Böyle şey ya, biraz böyle sanki bana şey gibi geliyor. İnsanlar insanların çok açığını arıyor gibi geliyor ya. Ya sanki biz halka bir hizmet sunuyoruz. Onlar da vergilerinin karşılığını almaya çalışıyorlarmış gibi. Hani böyle bir kusur aramaya çalışıyorlar ama bir diğer insanları bilmiyorum. Bana çok mesela takıyorsun falan demişlerdi ama hani diğer insanları bilmiyorum ama benim çok etkiliyor beni ya. İnsanlar da bunu bildikleri için muhtemelen üstüme çok geliyorlar yani. Ama alışacağım. Alışacağıma inanıyorum yani, eğer böyle bir işte yapıyorsam buna alışmak zorundayım. Hakaretlere falan. Onu anladım. Mesela story'de de çıkışmıştım. Instagram story'de de biraz çıkıştım ama bunun sebebi asla bana gelen rutin hakaretler, küfürlerden dolayı değil. Dediğim gibi çok problemli olduğum bir aile bireyim veya işte ailem, neyse. Onun çok gözüne sokulması ve benim de çok gözüme sokulması falan. Ya o zaten biraz gergin bir günümdü. Böyle çok hani şuraya da bir damar atar ya, öyle oldu yani. Bunu çok büyütüp de beni ruh hastası bir manyak yapanlar olmuş. Öyle değil yani. Herkesin işte hassas bir noktası var, neyse. Çok konuştum. Annemleri bekliyorum hala. Yapayalnız. Yediler, içtiler, sömürdüler ve şimdi de gidiyorlar. Stüdyoyu da bu saate kadar böyle esir aldılar. Öpüşelim. En iyisi okumamandır. Okumam ya. Güzel kızım. Gel. Annemin saça bak Allah'ın sağlığı. Ay çok güzel gözüküyordun ya. Aa, hadi. Hadi bye. Hadi bye. Ne var anne, ne bakıyorsun? Hadi bye. Benim ben de vermeyeceğim. Geçen gün çaldıklarım. Hatırladın mı? Hatırladım anne, hadi git. Çeker mi kızım? Bir başımıza kaldık. Şimdi stüdyoyu kapatacağım. Evet, yaklaşık stüdyoda bir iki günümü, yani bugün saymazsak aslında 1,5 günümü izlediniz. Sizi ne kadar tasmin etti bilmiyorum çünkü makyaj göstermek değildi aslında amacım. Çünkü benim gerçekten günlerim böyle geçiyor birazcık. İnsan ağırlamak, insanlarla iç içe. Hani makyaj bile olsa göstermek istemedim. Ama en kısa zamanda buraya gelmenizi ve deneyimlemenizi tabii ki de çok isterim. Bir sonraki vlogum güzel olacak, vlog olacak. Ve seveceksiniz. O videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça